Evet. Birlik olmak, kesretten, çokluktan çıkıp vahdet deryasına girmek. Evet. Bakın, ceme gelen canlar dışarıdan geliyorlar değil mi? Evet. Hepsi ailesiyle veya da tek başına girip ceme giriyorlar. Hı hı. Çokluk aleminden geliyorlar. Peki cemde tevhidi ve birliği yakalamaları gerekiyor mu? Evet. Yani kesretten vahdet deryasına girmeleri gerekiyor. Hakkı halksız temaşa etmektir. Bakın hakkı halksız. Halk çokluktur. Evet. Hak tekliktir. Evet, o zaman evet, çokluğun tekliğe dönüşmesi gerekiyor. Kırklarda, kırklar bireysel olarak mı kendini ifade ettiler? Birimiz kırk, kırkımız bir olarak mı ifade ettiler? Bakın kesreti, topluca, çokluğu kesinlikle, bıraktılar. Kesinlikle. Vahdet deryasında birliği söylediler. Halkı değil sadece hakkı seyretme, bütün eşya ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduğunu görme, her şeyi hakta görme olayıdır. Evet. Şimdi geliyoruz Alevi toplumunun bugüne kadar yapmış olduğu cem çeşitlerini birer birer bunları biz tahlil edelim Yılmaz dedem. Evet. Bir dedik makamül cem. Makamül cem taliplerin eğitildiği, taliplere edep, erkan, yol ve yolağın öğretildiği cemlerdir. Yetiştirildiği cem. Kesinlikle. Bu cemlere herkes girebilir. Evet. Herkes girebilir. Amaç yolu tanımak. Amaç yolun edep erkanını tanımak. Evet. Ve bu cemler 1. Hızır cemleri. 2. Abdal Musa birlik cemleri. Muharrem ayında yaptığımız cem. Her perşembe yapılan cemler, lokma cemleri makamul cem içerisindedir. Bakın Hızır ceminde çocuklar, kadınlar, bütün canlar girer mi? Girer. Ayrım yapar mısınız? Hayır. Yapmazsınız. Hayır, kesin. Abdal Musa birlik cemde ayrım yapar mısınız? Kesin. Bunda da yapmazsınız. Evet. Ama bir cem var ki ayrım başlıyor. Makamul cem, şeriattaki olanların şeriatın 10 makamı ile terbiye edildikleri cemdir. Evet. Peki aynül cem ne? Aynül cem müsahiplerin ve müsahip olanların görgü gördükleri cemdir. Bir, evet. Bu ceme sadece seçilmişler girer. Bu ceme bir pir tutup ikrar veren, ikrarı bent olanlar ancak girebilirler. Evet. Bakın makamül ceme herkes girmişti ama aynül ceme herkes giremiyor. Bir, müsahipli olmak zorundasınız. Evet. Peki müsahipli olmayanlar, temizlenip arınan, paklanan bu konuda giremez mi? Bu konuda bir açılım yok mu? Veya mürşitlerin can gözüyle bakıp evet gerçekten sen temiz ve paksın, bu cemi hak ediyorsun dedikleri bir aşama yok mu? Müsahipleri kabul ettik. Evet. Bakıyoruz Abdal Musa Sultan evlenmemiştir, mücerrettir, doğru mu? Evet, öyle. Kaygısız, mücerrettir. Evet. Ama tarikat kapısına girebilmesi için müsahiple girmesi gerekiyordu. Yılmaz dedem, işte biz bu çelişkileri de ortadan kaldırmalıyız. Ama bunu başka bir yere bırakacağım, hı hı. O çelişkileri orada çözeceğiz. Tamam. Ayn göz demek. Ayn göz demek. Hı hı. Bakın dikkat edin, göz. Peki göz neyi görecek? El kaşınan yeri bilir mi? Kesinlikle. Herkes kendi kusurunu, hatasını bilir mi? Öyledir. Aynül cem kişinin kendisini gördüğü cemdir. Aynül cem mürşidin can gözüyle talibin gözündeki kirliliği gördüğü cemdir. Evet. Aynül cem görgüyle kişinin kusurlarını, hatalarını görüp bunun bedelini verip temizlenmişler topluluğuna, yani güruh-u naci topluluğuna katıldığı evet, cemdir. Evet, bakın evet, evet. Makamul cemdekiler güruh-u naci topluluğuna katılmamışlardır. Evet. Katılma noktasında katılmak için yolun edep erkanını öğrenen kişilerdir. Müsahiplikle yola girersiniz. Hı hı. Dört can bir can olmadıkça, dört can bir gömleğe girmedikçe, bir mürşide bağlanıp bütün hata ve kusurlarını dile getirmedikçe güruh-u naci topluluğuna katılmanızın mümkünatı yok Yılmaz dedi. Evet. Bakın dört canı dışarı alırlar. Eşin öbür tarafı medettir, iş tarafı mürvettir. Medet ne demek? Yardım demek. Evet. Peki medeti kim sağlayacağız? Biz kimden medet dileriz? Allah'tan. Evet. Peki medete ulaşabilmemiz için Allah'ın inayetine, lütfuna, keremine, ihsanına ulaşabilmemiz için
Allah'ın yeryüzündeki vesileleri kim? Pirler, müşrikler ve rehberler. Bakın. Rahber talipleri dışarı çıkarır mı? Evet. Çıkardı. Talipler mürşidin el eteğini, pardon, rahberin el eteğini tuttular mı? Kesinlikle. Selam verirler. Selamun aleyküm ey şeriat erenler. Evet. Pir dua, selamlarını alır, selam verir. Eşiği geçerler. Sonra tarikat selamı, sonra marifet selamı, sonra hakikat selamı verir. Pir der ki, gidemezsiniz, evet. Geçemezsiniz. Kıldan ince, kılıçtan keskidir. Ateşten gömlek, demirden leblebidir. Derler ki, Allah'ın yardımı, pirin himmeti, cemaatin yardımıyla biz gideriz ve geçeriz derler. Bakın, rahber kime teslim etti? Pire teslim pire etti. Pire teslim eder. Evet. Eğer ki bir talip rahberin el eteğini tutmaz, pir elinde de kendisini pişirmez Yılmaz dedem, mürşidin onu görmesini mümkün atıyordur. Evet. Bu yol arınmışların, temizlenmişlerin kendi kusur ve kabahatini görüp, kendi kusur ve kabahatini de kimse söylemeden dar meydanına geçip, elim erde, yüzüm yerde, özüm dar-ı Mansur'da, Hak Muhammed Ali yolunda. Evet. Pirim, benim kusurum şu, şu, şu. Benim hatam, suçum şu. Ben günah yükümü oraya götürmek istemem. Burada sorulup günahımla burada sorgu ve sualden geçmek isterim. Kırdığınız varsa gönlünü alırsanız, yıktığınız varsa kaldırırsanız, döktüğünüz varsa doldurursanız, insanlardan rızalık alıp kusur ve kabahatlerinizin bedelini burada öderseniz Yılmaz dedem, ahirete sorgu ve sual olunmaktan maksat olur mu? Olmaz. Veya da böyle bir sorgu olur mu? Olmaz. Razı etmiş ve razı edilmişse, evet. Kul kuldan razı olmuş, kul kula hakkını razı etmişse, kırmamış, yıkmamış, incitmemiş, dökmemiş. İşte Alevi inancı aynül cemle kendisini görüp akladığı ve pakladığı cemdir. Dedem orada şunu ekleyelim. Talip, yani talep eden kimse, pir, mürşit, rehber olmadan yolun değer yargılarını yürütemez. Doğru mudur? Eyvallah. Sadece kitaplardan alınan bilgiler yeterli değildir. Bir rehber elinden, pir elinden, mürşit elinden geçmesi gerekir. Kesinlikle. Doğru mudur? Şimdi değerli örnek dedem, olarak da bir doktorun doktor olabilmesini okuyup bir doktorun yanında da doktorun yanında kesinlikle, da terbiye görmesi kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi zamanımızda insanlarımızın birçoğu dışarıdan, kitaplardan, internetten ve benzeri yerlerden öğrenebileceği bilgilerin yaşamına deklere edebileceklerini sürekli söylemekteler. Değerli dedem, bunun üzerine durmak gerekir. Bilgi dışarıdan ne kadar alınsa da hazine aslında rehberin, pirin ve mürşidin vereceği hilmdendir. İlim değil, hilmdendir. Hı hı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın ilmiyle Nuh Aleyhisselam'ın hilmi arasında fark vardır. Azmi arasında fark vardır. Çünkü Adem Aleyhisselam suretinde ve siretinde taşımış olduğu o hilmin içerisinde ilmi belli bir kesme aşikar etmiştir. Belli bir kesme de aşikar etmemiştir. Dedem, orada vurguladığınız bir şey vardı. 4 tane can, 1 tane kefen içerisine giriyorlar. Mürşidin huzuruna çıkıyorlar. Şimdi şeyden bahsederken, buyruktan bahsederken, miraçtan bahsederken, tikel akıl vardır insanlarda, bireysel akıl. Canlar bunu tümel akıl yapıyorlar. Doğru mudur? Doğru. Tümel akıl yapıyorlar, eşitleşiyorlar. Çünkü hiç kimsenin bir başkasından üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah'a mahsustur deniyor. Ve pir ilahinin temsili olarak secdegah oluyor. Dedem, peki secdegahı bu şekilde görmemek hata mıdır? Yılmaz dedem, insanı Allah kudret eliyle yarattı. Evet. Bakın, bugün biz camilere, kiliselere, havralara, cemevlerine Allah'ın evi diyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Ben de diyorum ki Allah'ın evi buralar değil. Bakın, buralar insanın eliyle yapılmıştır. Evet. Taştan ve duvardan evet. Yapılmıştır. Çok güzel. Allah'ın
evi insanın gönlüdür. Çok güzel. Mümin insanın kesinlikle gönlüdür. Biz mabetlerimizi taştan ve duvardan yaptık. O kendi varlığıyla yarattı bizi. Evet. Ve en son da kendi nurundan, kendi ruhundan üfledi. Kesinlikle. Ve bütün melekler de secde ettiler, öyle evet mi? Evet. Zaten insanı kutsal eden, insanı yüce eden, bu mertebeye getiren Yüce Yaradan'ın bize üflediği ruhtur. Evet. Biz birbirimize secde ederken, Yılmaz dedem, birbirimizin kalıbına değil, birbirimizin nuruna secde kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle. Secde nuradır. Evet. İnsandaki nur kimin nuru? İlahi. Hakkın nuru. Evet. Demek ki biz birbirimize secde ederken birbirimizin kalıplarına değil mi? Çünkü kalıp dağılır. Kesinlikle. Topraktır. Toprak toprağa, evet, hava havaya, su suya, ateş ateşe gider. Evet. Çar anasır deriz buna. Evet. Ama bir unsur vardır ki o nurdur. Evet. Allah bizi o nurdan, o gerçeklikten ayırmasın. O nur karşısında Allah her Allah zaman Allah secde Allah edenlerden eylesin Yılmaz dedem. Değerli dedem, şunu vurguladığınız çok iyi oldu. Özellikle Allah'ın nuruna kavuşma. Biz dedik Allah ilah kelime kökünden gelir ve ilah nur anlamındadır. Işık, güç, enerji. Şimdi Cem'in diğer işleyişlerini, yani diğer kısımlarını da dilerseniz tamamlayalım. Hı hı. Ondan sonra onun üzerine de durabileceğimiz noktalar olacaktır. Onun üzerinden de hareket edelim dedem. Şimdi Yılmaz dedem Aynül Cem için dedi ki, hı hı, tarikat kapısının cemidir. Evet. Makamül Cem şeriatta olanların, Aynül Cem tarikatta olanların, evet, Cemül Cem ise marifet kapısında olanların cemidir. Evet. Bakın, tarikat kapısına müsait girdik, doğru mu? Evet. Yılmaz dedem, Cemül Cem'e müsait siz de girersiniz. Evet. Kırklar Cem'inde 17 tane bacı,